Merhaba sevgili satranç severler. 1996 yılından bir parti inceleyeceğiz. Zoltan Almasi, Viktor Korchnoi, Avrupa Kulüpler Kupası finalinde oynanmış parti. Parti oynandığında Almasi sadece 20 yaşındaydı ve taze bir ustaydı. Viktor Korchnoi ise 65 yaşında bir veterandı. Zoltan Almasi 1976 doğumlu, şu an 47 yaşında. Macaristan'da aktif olarak satranç oynamıyor ama pasif listede 2. sırada 2677 elosuyla. 18 yaşında Dünya Gençler Şampiyonluğu olarak adını duyurmuştu. 7 kez Macaristan şampiyonluğu var. 2006 yılında Fischer satrancı Chess 960'da finalde Sivillere kaybetmişti. 18 yaşından beri Macaristan'ı olimpiyatlarda başarıyla temsil edip 3 gümüş madalya kazanmıştı Macaristan adına. Diğer taraftan Viktor Korchnoi bir dev, bir efsane, aramızdan ayrıldı. 1931-2016 yıllar arasında 85 yıl yaşamış. Rusya doğumlu ancak İsviçre'ye göç etmiş bir satranç ustasıdır. Rusya'dan bildiğiniz gibi vatandaşlıktan çıkarılmıştı. 4 kez Sovyetler şampiyonluğu var. 8 kez adaylar turnuvasında yarışarak bir rekora imza atmıştı. 1918 adaylarda Spassky'ye kaybetmişti finalde. 1971'de adaylar yarı finalinde bu kez de Petrosyan'a kaybetmişti. Ki kazansaydı Fischer'le karşılaşacaktı bildiğimiz gibi. 1974 yılında yine Karpov'a kaybetti adaylar finalinde. 1978 yılında Karpov'la bu sefer ünvan maçına çıktı. Satranç tarihindeki en ilginç ünvan maçlarından biriydi. Karpov 5-2 öndeyken skoru 5-5'e getirdi. 6 galibiyet alan kazanacaktı ve Karpov maalesef 6-5 kazandı ve Korchnoi'ye karşı ünvanı korumuştu. Korchnoi 3 yıl sonra 1981'de yine Karpov'un karşısına çıktı ancak bu sefer 6-2'lik net bir skorla Karpov kazanmıştı. 2006 yılında Dünya Veteranlar Şampiyonluğunu kazandı. Dünya şampiyonu olamasa bile Botvinnik'ten başlayıp Magnus Carlsen'e kadar devam eden 9 dünya şampiyonuna karşı galibiyeti bulunmaktadır efsane oyuncunun. Bakalım genç büyük usta Almasi bu partide kıdemli usta bir efsane Viktor Korchnoi'ye karşı neler yapmış. E4 ile başlıyor Almasi. Korchnoi'den E6, D4, şimdi D5 Fransız savunması. At C3'e Korchnoi'den fil B4 Winawer varyantının belirleyeceğim nesi. Atı açmazı aldı ve atı alıp piyon yapısını bozma tehdidi var. Şimdi burada E5 oynuyor. Atı alabilirsin demiş Almasi. Sonuçta fil çiftini alacak. C5 ile merkeze baskıya. A3'lü fili sorgulamış. At almak yerine fil A5 çekiyor. Ve şimdi B4 ilginç hamlesi geliyor. Beyazlardan. Siyahlar burada C alır D4 oynamış. İlginç bir şekilde. Ve at B5 zıplamış. Almasi de Korchnoi fil C7 çekiyor. F4 merkez piyonunu korumuş oldu. Şimdi A5 piyon yapısına baskı amacıyla siyahlardan. Fil D2 at H6 kenardan geliştirdi ancak uygun bir kare yoktu zaten siyah at için. Fil D3'ten sonra fil D7 gelişim. At alır C7 nihayet fili almış oldu. Siyahın diğer fili piyon yapısından dolayı beyaz karelerdeki fili kötü, siyah karelerdeki fili iyi fildi. Dolayısıyla o fili ortadan kaldırmış oldu atla değişerek. Vezir alır C7. At F3 gelişim ve D4 piyonuna baskı. At F5 piyonu tuttu. Şimdi B5 ilerleyişi ve vezir C5 oynanmış B5'e baskı için ancak buna soru veriyor. Daha iyisi at E3 ile atı ileri karakol noktasına sokmak. Tabi burada fil alır E3'ten sonra. Piyon alır E3. İlginç şeyler oluşabilirdi tahtada. Bir insan önerisi at E3 girmek. Biz devam edelim. Vezir C5'e. Vezir E2. Kısa roktan sonra şimdi A4 piyonu perçinledi ve F6 ile merkeze baskı siyahlardan. Bu hamle yerine bir insan önerisi fil E8 geri çekmek. F6'ya geri gelelim. Kısa rok. Şimdi at E3 kaleye bastı. Kale F1'den sonra at C4 geri dönmüş. Fil C1. Şimdi B6. E alır F6. Kale alır F6'dan sonra at E5 merkezileşiyor. Fil E8 döndüğü zaman da at G4 kaleye basıyor. Kale F8 dönmüş. Yine buna şüpheli diyor. İlginç bir şekilde siyaha öneri burada at D7. Kaliteyi verip savunmaya devam etmek. At alır F6 şaha. At alır F6 var. Vezir E6 şaha da fil F7 perdeleme. Vezir E7 ve kaliteye rağmen siyahın konumu tutabileceğini düşünüyor. Kale F8'e geri gelelim. Yine vezir E6 şah. Fil F7 perdelenince
Ataşaltı çift dünden müthiş hamle geliyor Almersi'den. Şimdi almaması halinde tabii ki şah hamlesine at alır F7'ine talet kaybeder. Alınca da şahın önü açılmış oldu. Vezir H6 ve şimdi mat istiyor H7 karesinden beyazlar. Ve matı engellemek için fil G6 perdelemeli. Fil alır G6 yine mat istiyor H7 karesinden ve alması halinde yani en kötü sürekli şah var ve siyahlar şu an at önde. Siyah şahın pozisyonu kötü ama siyahlar da at önde. Kurşunoyu galibiyete oynuyor. Burada fili alıp sürekli şah izin vermek yerine kale A7 ile yandan piyonu destekliyor. Şimdi fil D3 geri çekmiş artık. Kale G7 kale savunmaya geldi. Aynı zamanda yar açık G6'dan beyaz şaha bakıyor. F5 F piyonu ilerliyor. At D7 nihayet atını 27. hamlede oyuna sokuyor. Kurşunoyu. Vezir E6 bir şah gelmiş. Şimdi kale GF7'den sonra fil H6 kaleye basınca kale C8'e gitmiş. Burada yine daha iyisi at F6 ile kaliteyi vermek. Fil F8, şah F8 ile devam etmek. Önerisi bilgisayarın. Kale C8'e F6 F piyonu başa bela oldu. At F8 at savunmaya gelmeye çalışıyor. Vezir G4 şah. Şah H8'den sonra kale E7 7. yata inen beyaz kale oyunu bitiriyor. Siyah vezire ve C4'teki ata dikkat edelim. Oyuna hiçbir katkıları olmadı. Orada ikisi de at özellikle savunmadan uzakta. Siyah vezir ise hiçbir karşı şans bulamadı. Vezir kanadında diyebiliriz. Kale C7 oynamış ama bu soru yine. Daha iyisi at E3 vezire baskı. Vezir G5'e vezir alır E7 veziri vermekmiş. Bu kaleden kurtulmak. F alır E7'ye at D7 ile devam ama yine kayıp olurdu. Kale C7'den sonra ise vezir G7 bir çift dünlem daha vezir fedası Almaşı'dan ve şimdi burada artık Korşnoy oyunu terk etmiş. Çünkü neden? Vezir almak zorunda kaleyle alınca da F alır G7 tekrar şah. Şah G8'e ise G alır F8 vezir ya da kale terfisiyle mat olurdu. Dolayısıyla burada vezir G7 çift dünlem vezir fedasına terk ediyor Korşnoy efsanesi. 20 yaşındaki genç büyük usta ki o da zaten şu anda çok önemli bir oyuncu Macaristan'da ve dünyada. Almaşı 65 yaşındaki bir devi adaylar turnuvasında yarı finaller, finaller oynayan dünya şampiyonluğu ünvan maçına çıkmış, pek çok dünya şampiyonluğu devirmiş, dünya veteranlar şampiyonu olmuş bir efsaneyi Viktor Korşnoy'u mağlup etmeyi başarıyor. 33. hamle sonunda müthiş bir vezir fedasıyla Fransız savunması Winaver varyantından gelen konumda. Evet, oyunu beğendiysek beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.